Boyunlar öyle komple boyun var ya. Yani sanki hep kan beyne birikmiş gibi yüzü mosmor. Onu çekti. Temmuz'un 4'ü falan cezaevine girdi. 3-3,5 aydır hemen hemen. Oğlumun herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Oğlumun sadece geçenlerde ayın 4'ünde bana telefon açtı. Baba dedi ben dişim ağrıyor, beni hastaneye sevk edecekler. Aa, biz ayın 6'sında pazartesi açık görüşe gittik. Açık görüşe gitti, görüşü bekledik, oğlum gelmedi. Sonra gardiyandan sordum, dedi oğlunu hastaneye götürmüşler. Biz kalktık, dedim neden bize haber vermiyorsun madem oğlum dişten hastaneye giderekten. Gittim hastanelere hepsini aradım. Gittim Halili'ye, 800 yataklı devlet hastanesine. Gittik orada gördük, bizi görüştürmediler. Orada bir uzman subay vardı, gardiyanlar vardı. Ne yaptıksa bizi görüştürmediler oğlumuzla. Hatta yalvardım, bir uzman subay vardı. Dedim bir dakika oğlumu göreyim neyi var neyi yok, bana göstermediler. Ondan sonra saat 4.30'da oğlum aradı. Sesi zorla çıkıyordu. Sesi hiç çıkmıyordu. Dedim baba dişim hapse yapmış, enfeksiyon kapmışım dedi. Onun için dedim ben dedim oğlum çarşamba günü açık görüşe geleceğiz. Dedi tamam baba. Ondan sonra salı günü saat 10'da hastaneye getiriyorlar. Devlet hastanesine. Getir bir ne vuruyorlar ne vuruyor tekrar götürüyorlar. Aldığımız duyuma karşı bir avukat arkadaş da görüyor. Bizim Kiviren bir avukatı orada gençliğini görüyor. Diyor Sedat neden geldin? Diyor dişim ağrıyor beni getirdiler. Ondan sonra götürüyor saat gece 10'da tekrar getiriyorlar. 10'u 20 geçe hastane acile getiriyorlar. Saat 11.45'te oğlum vefat ediyor. Saat 3'e yakın bize telefon açıyorlar. Diyor ki gelin oğlunuzun cesedini alın. Biz şaşırdık. Oğlumuzun cesedi nasıl alık? Cenazesi nasıl oğlum öldü? Herhangi bir rastlı olmadan bir ceza, bir mahkum 3,5 ayda neden ölür? Biz şaşırdık. Gittik hastaneye. Baktık bize elbisesi diye bize bir kağıt bana imzalattılar polisler. Dedim nedir oğlun eşyaları? Biz inanmadık. Baktım ki açtım ki benim gönderdiğim şey tişörtten aşırtman gerçek oğlumdur. Neyse ağladık sızladık. Ya oğlum neden öldü? Nasıl öldü? Niye öldü? Öldürdüler mi? Oğlum vurdular mı? Ne yaptı bilmiyoruz. 3,5 ay içinde sağlam giren bir mahkum cezaevine ölü mü çıkar? Cenazesi mi çıkar? Ha mahkumu aldın hastaneye. Ailesine haber vermez misin? Durumu ağır. Buyurun gelin. Mahkumunuzun durumu ağır. Görme şeyiniz var. Yani bize bir şey söylemeden otopsi raporu bize vermediler. Dünen ceza infaz savcılığına gittim. Bana dedi 5-10 gün bekle. Otopsi raporu çıkar. Ben dedim sadece oğlumun cezaevinden sağ mı çıkmış, ölü mü çıkmış bilmiyorum. Bana orada şeyi göster. Bana dedi 10-15 gün bekle dedi sayın savcı. Ben bekleyemiyorum. Oğlum öldü mü, öldürüldü mü? Bilmiyorum. Diyor sadece diyorlar nefes darlığından oğlumuş. Oğlumda nefes darlığı yoktu ki. Aslında bir bronşit bir şeysi yok. Şurada yazmış genel durum bozukluğundan, nefes darlığından hayatını kaybetmiştir. Oğlumda nefes darlığı yoktu ki. Oğlum 36 yaşında sapasağlam bir giren bir mahkum. 3,5 ayda cenazesi mi çıkar oradan? Daha karşı ara gittik morga oğlumun kollarında morluk var, ayağında kırıklık var, boynunda şey eğrilik vardı oğlumun. Oğlumun yüzü simsiyahtı. Bu öldü mü? Öldürüldü mü? Devletin şeyi, cezaevinin imanlığı. Telefon açtı. Orada dedi T2'de A22 koğuşunda bir şeyin mahkumun boynu kırılmış. Herhalde benim oğlumdur. Başka kimse. Aynı gün, aynı o gün. Telefon geldi bize. Dedim bir mahkumun boynu kırılmış orada. Ya cezasını kaldırmışlar. Ama biz bunu duyduk. Ama benim oğlum neden öldü? Nasıl öldürüldü mü? Ben bunu istiyorum. Adaletin yerine gelmesini istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. O ciğerim yanıyor, canım yanıyor. Saatler sonra geliyor, telefon açıyorsunuz. Gelin cenazenizi alın. Siz mi öldürdünüz? Cezaevindeki gardiyanlar mı öldürdü? Kim öldürdü benim oğlumu? Şikayetçiyim, davacıyım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Benim oğlumun ayaklarında, kollarında hep morluk var. Boynunda morluk var.